Merhaba arkadaşlar, Ne Nedir'in bu bölümünde dizel motorlu otomobilleriniz için nelere dikkat ederseniz uzun yıllar boyunca sorunsuz ve ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Ülkemizde yakıt pahalı olduğu için genellikle son zamanlarda dizel otomobillere yönelim çok arttı. Alırken insanlar genelde ekonomik olması için, az yakması için dizel otomobiller tercih ediyor. Bir de düşük devirlerdeki yüksek torkuyla şehir içinde falan biraz daha iyi kullanılıyor diye genellikle artık dizeller biraz daha revaçta. Aslında dünyada durum tam tersi şekilde ilerliyor. Diğer ülkeler artık dizeli yavaş yavaş yasaklamaya başladı çevreyi kirlettiği için. Ama bizde durum biraz daha farklı. Doğal olarak motorların yapısı da benzinliden biraz farklı. Özellikle bu motorların farklılıklarını gözeterek kullanmazsanız çoğu dizel kullanıcısının olduğu gibi söylenmeye başlayıp o partikül filtresi mi, DPF mi bizim başımızı yaktı çok pahalı gibi sözleri siz de yaşayabilirsiniz. Bunları yaşamamanız için yapmanız gerekenlere sırasıyla başlayalım. İlk olarak dizel otomobilleri ara sıra devirli, yüksek performansta kullanmanız gerekiyor. ...2009 yılından itibaren bütün dizel otomobillere DPF yani partikül filtresi dediğimiz parça zorunlu hale geldi. Egzoz sisteminin bir parçası ve bu dizelin oluşturduğu kurumları tutmaya yarıyor. Bu parçanın içinde biriken kurumları temizlemek içinse yüksek sıcaklığa ihtiyacı var. Doğal olarak da egzoz gazının sıcaklığının yükselme ihtiyacı var. Bazı kullanıcılar zaten az yaksın diye aldıkları için bir de arabayı çok devirsiz kullanıyorlar. Özellikle de çok kısa mesafe gidip geliyorsanız her gün işe 3 kilometre 5 kilometre mesafede motor ısınmadan hemen gidip motoru kapatıp sonra sürekli böyle kullandığınız zaman bu DPF yani partikül filtresi doluyor. İçinde biriktirdiği kurumları yüksek sıcaklıkla yakamamış oluyorsunuz motor ısınmadığı için. O yüzden benim tavsiyem haftada bir motor kendi sıcaklığına geldiği zaman ısındığı zaman biraz daha performanslı kullanıp işte çevre yolu gibi yerde biraz hızlı gidip biraz yüksek devir çevirip kullanarak bu kurumların yakılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer siz bunları yapmazsanız motorda kendini korumak için, bu DPF'i temizlemek için kendi kendine bir temizleme döngüsü başlatacaktır. Bunu yaparsa da otomobili çalıştırdığınız zaman rölantisi yükselmiş, egzozdan garip kokular geliyor ya da duman çıkıyor olabilir. Burada otomobilin yapmaya çalıştığı şey fazla yakıt göndererek egzoz gazını yükseltip ve bu yanmamış yakıtı da doğrudan bu DPF'in içinde oksidasyonla yakıp oradaki sıcaklığı arttırmaya çalışıyor demektir. Bize çok fazla böyle mesaj geliyor. İşte dizel arabam var, kullanıyorum. Durduk yere fan açıyor. Egzozundan garip dumanlar geliyor. Bazen koku geliyor falan diye. Bu rejenerasyon cycle'ına girdiğini gösterir. Ama bu her zaman çok başarılı olmaz. O yüzden arada bir performanslı kullanırsanız böyle bir sorun yaşamazsınız. Eğer bunu yapmadan sürekli düşük devirlerde sürekli soğuk motorla kullanırsanız en sonunda bu parça temizlenemeyecek hale gelir. Ve değişimi de oldukça pahalı. 10-15 bin liralara kadar varabilir. Hatta bazı modellerde daha pahalı bile olabiliyor. Eğer diyorsanız ki benimki bozuldu ben bunu iptal edeceğim yapabilirsiniz. Ama bu şekilde otomobiliniz muayeneden geçmeyecektir. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. İkinci dikkat edeceğimiz şey ise yakıt kalitesi. Özellikle bu yeni nesil motorlar yakıta karşı çok hassas oluyor. Ve kalitesiz yakıt aldığınız zaman zaten kurum üreten bir yakıt çeşidi demiştik. Bir de üstüne kalitesiz bir yakıt aldığınız zaman daha çok kurum üretiyor. Ve hem performansı düşürüyor hem de bu hem DPF'in dolmasına neden oluyor fazla kurumla. Hem de bu karbonlar motorun içinde birikip uzun vadede motorun içinde çamurumsu bir katman oluşturuyor. Bu da zamanla performansın düşmesi anlamına geliyor. Özellikle yüksek kükürt oranlı ya da içine biyodizel karıştırılmış olan mazotları kullanırsanız bu modern motorlarda sıkıntılar yaşamaya başlayacaksınızdır. Buradaki modernden kastım sadece DPF'i olanlar değil yani 2009'dan sonrası değil. Bütün turbolu dizeller bunun içine giriyor. Yine bize çok gelen sorulardan bir tanesi de bu. Ya, arabam bir haftada çekişe düştü ne oldu bir uyarı falan da yok gibi. Genellikle bu aldığınız yakıtın kalitesizliğinden oluyor. Benzinde de aynı şeyi yaşarsınız ama dizelde bunu yaptığınız zaman dediğim gibi hem partikül filtresini hızlı doldurursunuz hem de performans düşüşünü çok daha net bir şekilde yaşayabilirsiniz. Özellikle bazı yol kenarlarında işte çok daha ucuza mazot satan yerlerden, içinde biyodizel olduğunu düşündüğünüz yerlerden mazot almamaya özen gösterin arkadaşlar. Üçüncü dikkat edeceğimiz şey ise yine yakıtla alakalı olan
yakıt filtresi. Daha önce yakıt filtresini anlattığımız videomuzda bunu detaylıca anlatmıştık. Onu da sağ üst köşedeki i butonuna tıklayıp izleyebilirsiniz. Yakıt filtresi yakıtın içindeki suyu tutmakla da yükümlüdür. Ve bizim ülkemizdeki yakıt çok da kaliteli değil açıkçası. Özellikle mazota baktığınız zaman içinde su miktarı biraz fazla olabiliyor. Ve bu filtre bunu ayrıştırıyor. Daha sonra motora gönderiliyor. Çoğu otomobil için dizel motorlarda yakıt filtresi değişimi iki bakımda bir olarak tanımlanmış. İşte 20.000 kilometrede, 30.000 kilometrede bir yani bir bakım değiştiriyorsunuz, bir bakım değiştirmiyorsunuz. Ama benim size tavsiyem her bakımda bu mazot filtresini değiştirmeniz ve kaliteli ürün kullanıyor olmanız. Sanayide biz bir kere bunu denedik. Mazot filtresinin içinden çıkan yakıtlarla bir motor çalıştırmaya kalktık ve direkt arıza ışığı yaktı. İçinde çok fazla su olduğu için böyle bir uyarı verdi. Hani bu yakıtla ben yürümem dedi kısacası. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Dördüncü dikkat edeceğimiz şey ise diğer bir bakım çeşidi olan yağ değişimi. Güncel dizel motorların hepsinde turbo şarjör bulunuyor. Ve turbolar da motor yağını kullanarak yağlanıyor. Siz bu yağ bakımını aksattığınız zaman turboda da sıkıntı çıkmaya başlayabiliyor. Bu aslında bahsettiğim bütün turbo otomobiller için, benzinliler de dahil için geçerli. Ancak dizelde şöyle bir fark var. Motor yağlanırken aynı zamanda bu içinde biriken kurumları ulaşabildiği yerlerden yağ temizliyor aslında. Piston duvarlarının bir kısmından yağ ile birlikte bu kurumları temizleyebiliyorsunuz. Ulaşabildiği yerlerden temizliyor. Zaten dizel motora yeni yağ koyup kısa bir süre çalıştırdığınız zaman yağ genelde siyaha döner. Kısaca yağ kurum temizliğinde bir etkendir diyebiliriz. O yüzden yağ bakımlarını aksatmamakta fayda var. Aynı şekilde yağ filtresini de düzgün kullanmanız gerekiyor. Kalitesiz ürünler bu İçindeki yabancı maddeleri filtre edemediği için uzun vadede sorunlar çıkartmaya daha müsait oluyor. Beşinci tavsiyem ise yine takipçilerimizden çokça sorulan bir konu. Benim dizel motorlu bir otomobilim var ama arada bir yakıta benzin karıştırayım, benzinle çalıştırayım, benzinle yıkayayım. Bu şekilde motor daha uzun ömürlü oluyormuş, doğru mu şeklinde. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Dizel bir motorun içine herhangi bir şekilde benzin göndermek ya da benzinle çalıştırmaya çalışmak pek iyi bir fikir değil. Otomobilin yakıt sistemindeki borulardan enjektörlere, üretim malzemesine kadar her şey mazotla çalışmak için tasarlandığı için sizin ekstra farklı bir yakıt göndermeniz büyük sorunlara yol açabilir. Evet, benzin iyi bir solventtir, iyi bir çözücüdür yani. Eğer ki parçalara ayrılmış bir motoru tek tek parça parça temizlemek isterseniz benzinle temizlediğiniz zaman evet güzel temizler ama bütün halinde çalışan bir motoru benzinle çalıştırayım, içi dışı böyle temizlenmiş olur gibi bir mantığa sakın girmeyin. Çok büyük masraflara yol açabilir. Hem enjektörlerde hem yakıt sisteminde hem de motora büyük zararlar verebilirsiniz. Bu videoda dizel motorlarınızı uzun süre kullanmanız için yapmanız gereken tavsiyelerden bahsettik. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Sormak istediklerinizi de aşağı kısma yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.